Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, değerli konuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi olan ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin gizli oturumunda kabul edilen 6 karardan oluşan Misak-ı Milli 100. yılını geride bıraktı. 101 yıl önce o gizli oturumun gerçekleştirildiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin bu salonunda sizlerle buluşmaktan çok mutluyuz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Handan Elçi'yi kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Rektörüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop, değerli milletvekillerim, değerli valim, değerli rektörler, dekanlar, saygıdeğer konuklarımız, bağımsızlığımızın, ülke bütünlüğümüzün ifadesi olan Misak-ı Milli'nin bir beyanname ile kararlaştırıldığı mukaddes Meclis-i Mebusan Salonumuzun bugünkü haliyle bile olsa çatısı altında sizleri ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Bir yıl önce Misak-ı Milli'nin kabulünün 100. yılını idrak ettiğimiz 2020'de bu salonda değerli meclis başkanımızın himayelerinde gerçekleştirmeyi planladığımız anma toplantısını maalesef salgının baş göstermesi nedeniyle ertelemek durumunda kalmıştık. Bugün çok şükür sağlıkla bir aradayız ve bu önemli yıl dönümünü bu anlamlı mekanda başta Misak-ı Milli bilincini zihinlerimize ve gönüllerimize nakşeden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Misak-ı Milli hedefleriyle milli mücadeleyi zafere ulaştıran şehit ve gazilerimizin şükran ve minnet duygularımızı yineleyerek anıyoruz. Üniversitemizin Misak-ı Milli kararları açısından tarihi önemi bizi her zaman gururlandırmıştır. 28 Ocak 1920'de Türkiye'nin milletiyle, coğrafi sınırlarıyla bölünmez bir bütün olduğu anlamına gelen Misak-ı Milli kararı Meclis-i Mebusan tarafından burada alınmıştır. Sultan Abdülmecid'in kızları Cemile Sultan ve Münire Sultan için 1850'lerin sonunda inşa ettirdiği çifte saraylardan oluşan üniversitemizin Fındıklı kampüsünün Cemile Sultan Sarayı'nı oluşturan bu bölümdeki salon, uzun süre Osmanlı parlamentosu olarak kullanılmasının yanı sıra milli mücadelenin resmi ağızdan ilk kez dillendirildiği mekan olması bakımından da yakın dönem Türkiye tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanıyla açılan Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı 1913'ten 1920'de kapatılıncaya kadar burada toplanmış ve Ahd-ı Milli olarak da anılan Misak-ı Milli Beyannamesi 28 Ocak 1920'de burada Meclis-i Mebusan'da kabul edilmiştir. Milli mücadelemizin temel dayanağı olan beyannamenin kabulünden sonra İstanbul'umuz İtilaf devletleri tarafından işgal edilmiş, Meclis-i Mebusan basılmış, bazı mebuslar tutuklanmış, meclis feshedilmiş ve çok şükür Cumhuriyetimizin temelini atmak üzere 23 Nisan 1920'de Ankara'da yeniden açılmıştır. O günden bugüne sıkı sıkıya sahip çıktığımız özgür ve bağımsız Türkiye düşüncesini şimdilerde daha gür bir sesle ve inançla dillendiriyor, bağımsız ve güçlü bir Türkiye için Misak-ı Milli'nin önemini de her zamankinden daha fazla idrak ediyoruz. Evet, değerli başkanım, değerli konuklarımız, Meclis-i Mebusan'ın 1920'deki feshinden sonra bu çatıda, bu salonda ilk defa Yüce Meclisimizin görevi başındaki başkanı tarafından bir konuşma yapılacak olması bizim için son derece anlamlıdır. Ve kurum tarihimizi bunu da önemli bir tarih olarak kaydedeceğiz. Başta milli mücadelenin ateşleyici gücü Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizler için özgürce yaşayacağımız bir ülke bırakmak adına mücadele etmiş silah arkadaşlarını, Misak-ı Milli'yi canıyla, kanıyla çizmiş bütün şehit ve gazilerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle tekrar yad ediyorum. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte oldukları için bütün konuklarımıza ve bu işbirlikleri için değerli rektörümüz, İstanbul Üniversitesi rektörümüze teşekkür ediyorum. Üniversitemizin göz bebeği olan bu kutsal mekandaki anma panelini himayelerinde gerçekleştirme imkanı sunan ve bizi onurlandıran değerli meclis başkanımıza saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz.